Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle çok güzel bir tığ işi, battaniye örneği, yelek örneği, herhangi hepsi olabilecek bir örnek paylaşacağım. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Örneğim çok güzel. İki ipten yaptım ben. Üç iple de çok güzel oluyor. Üç renk iple. Ben şimdi hemen şöyle tabanını yapayım arkadaşlar, beraberce yapalım. Zincirimizi normal çekin. Yani istediğiniz uzunlukta çekin. Çünkü ilk sırada örneğe kuracağım. Şöyle zincirimizi çok bol olmasın, çok da gevşek olmasın, şeyi sıkı da olmasın arkadaşlar. Şöyle normal şeyde çekelim. Çok büyük yapmayacağım. Şu kadar, birkaç örnek olsun yeter benim için. Şimdi şöyle, önce şu ilk zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen şöyle şu ikinci zincirime bir tane sık iğne yaptım. Sonra başını doluyorum. Şöyle zincirimin içine, arkasından hepsini bir çektim. Başını doluyorum. Tekrar ikisini bir çektim. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere bir, iki, iki çektim. Şöyle bir görüntü oldu. Sonra şuradan sayalım. Bir, iki, üç, dört tane bırakıyorum. Beşinci zincirime sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim yine. Bir zincir bıraktım ikinciye. Sık iğne yaptım. Hepsini bir çektim. İkisini bir, ikisini bir çektim. Sonra aynı 1, 2, 2. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. 5. zincirime şöyle battım. Şu şekilde. Şöyle şimdi de bir tane daha yapacağım. Şu, çünkü şeyim yetiyor. 1 2 3 4 tane çektim. Şöyle sık iğne yaptım arkadaşlar, yine sık iğneyle buraya bağladım. Şimdi ikinci rengime geçeceğim. İkinci rengime geçerken şuradan ipimi bağlıyorum. Şöyle ipimi bir attırayım arkadaşlar. Şöyle tekrar beyazım burada kalacak, koparmayacağım. Dönüşümlü yapacağım çünkü. 2 3 4 tane zincir çektim, döndüm. Şimdi başına doladım arkadaşlar. Şuraya şöyle uzun uzun çekerek bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere şöyle uzun uzun çekin arkadaşlar. Uzun olsun. Şuraya tam tepeye sık iğneyle bağladım. Şöyle. Başını doladım. Yine şu sık iğnemin içine trabzan yapıyorum ama böyle uzun uzun yapın arkadaşlar. Tam bunun boyuna denk gelsin. Şöyle uzun uzun çektik. Hemen
tepeye bir sık iğne. Bir zincir çektim araya. Ve bu tepeye batarak bitirdim ilk sıramı. Şöyle. Şimdi devam ediyoruz. 1, 2, 3. Yine 4 tane zincir çektim. Bir tane ilk, ikinci. Şöyle bir tane atladım. İkinci zincirimin içine bir sık iğne yaptım. Şöyle döndürüyorum. Döndürdüm. Şimdi bunun içini dolduruyorum arkadaşlar yine. 2, 2, 1, 2, 2. Hemen şu araya battım. Şu şekilde yaptıktan sonra tekrar araya bir sık iğne. 4 zincir çektim. Hemen bir zincirimi atlayıp şöyle sık iğnemi yaptım. Arkadan dolandırarak ipimi hepsini bir alıyorum. İkisini bir alıyorum. Sonra 1, 2, 2 alıyorum ve şuraya battım arkadaşlar. Şimdi şurada da bir sık iğnem var. Şey zincirim, o zincirimin tepesine de bir tane battım ve beyaz ipime geçiyorum şimdi. Şöyle biraz çektirin arkadaşlar, sıkı, kenar sıkı olmasın. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim, döndüm. Başını doladım. Şuradaki sık iğnemin içine şöyle uzun uzun çektirerek trabzanımı yaptım. Bir zincir aynı yere, tekrar trabzanımı yaptım. Tepeye battık. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Başını doladım. Şu araya şöyle uzata uzata yapın. Tam boyuna denk gelsin. Tepeye tekrar sık iğnemi yapıyorum. Pardon. Başını doladım. Aynı yere. Şöyle. En son da şu tepeye battım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrar bir beyaz daha yapacağım. Ya beraber. Şurasını birazcık fazla zincirin şey yaptım herhalde. Orayı arkadaşlar aralarını siz ayarlayın yaparken. 1, 2, 3, 4. İlk önce şuraya bir batıyorum sık iğneyle. Çevirdim. Şimdi şöyle içini yine hepsini bir aldım. İkisini bir, ikisini bir aldım. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra şu araya battım.
4 zincirimi çektim yine. Burayı dolduruyorum. Tekrar şuraya sık iğnemi battım. Bir de şuradaki zincirimin içine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Kenara düzgün olsun diye. Şu şekilde örneğimiz. Arkadaşlar arkası böyle. İp de buradan yürüyor. Kenar örneğiyle beraber bu da kayboluyor. Şimdi ben şöyle yaptım. Ben kendi yaptığımı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir örnek oldu. Arkası da böyle. Arkası da güzel şık duruyor. Hem önü de böyle. Güzel bir örnek oldu. Bundan çok güzel battaniye oluyor arkadaşlar. Yelek örneği de olur. Ondan sonra atkı da yapabilirsiniz. Bebek yeleği. Yani her türlü örneğe gidebilecek bir örnek. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, kenarlar da gayet düzgün. Kenar örneğiyle beraber şu çıkıntılarla şöylece yapmış oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı ve yorum beğeni atmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.